Sorumuz ardışık sayılarla alakalı bir soru. A, B, C ardışık tek sayılardır demiş. Şimdi biliyorsun ardışık tek sayılar ikişer ikişer artarak devam eder. Bak burada A küçüktür, B küçüktür, C demiş. A'nın iki fazlası neyi verecek? B'yi verecek. B'nin de iki fazlası neyi verecek? C'yi verecek değil mi? En küçük olana 2 eklersen ortancayı bulursun. Ortancaya 2 eklersen büyüğü bulursun. Şimdi bu bizim cebimizde. Ve bize burada bir ifade verilmiş. Burada fark ettiyseniz şurada neyimiz var? Tam sayıyla rasyonel sayının toplanması var. Aynı şekilde burada tam sayıyla rasyonel sayının toplanması var. Aynı şekilde tam sayıyla rasyonel sayının toplanması var. Ne yapalım biliyor musun? Biz bu arkadaşları düzenleyelim. Şöyle düzenleyebilirsin. Payda ile tam sayı çarptım, pay ekledim. Yukarı yazdım. Aşağıya da ne yazacaksın? Payda yazacak. Yani şöyle. A çarpı 1 A. 2 ekledim. A artı 2 geldi. A artı 2 bölü A geldi. Ne yaptım? Tam sayı ile rasyonel sayının toplanmasını yaptım. Çarpı. Devam ediyorum bak. Aynı şekilde. B ile 1'i çarptım. B. 2 ekledim. B artı 2 geldi. Aşağıda neyimiz var? Tabii ki de paydamız B olacak. Yan tarafa geçtim. C ile 1'i çarptım. Çarptım C. 2 ekledim. C artı 2 geldi. Aşağısı C olacak yine. Yani C artı 2 bölü C geldi. Eşittir 19 bölü 13. Yaptığım şey çok basit. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirsin. Bak yukarıda demiştin ya. A'nın 2 fazlası B'yi verecek. B'nin 2 fazlası C'yi verecek. A'nın 2 fazlası B'yi verecekse A'nın 2 fazlası yani bu arkadaşa direkt sen B diyebilirsin. Aynı şekilde ne demiştin yukarıda? B'nin 2 fazlası C'yi verecek. B'nin 2 fazlası aha da burası neyi verecek? C'yi verecek. A artı 2'ye B dedim. B artı 2'ye C dedim. Artık şunu söyleyebilirsin. Hocam burada çarpım durumudu bu arkadaşlar. Sadeleştirebiliriz. Hemen şunu yapabiliriz bak. Buradaki B ile buradaki B sadeleşti. Buradaki C ile buradaki C sadeleşti. En son elinde yukarıda C artı 2 kaldı. Aşağıda ne kaldı? Aşağıda ise en son A kaldı değil mi? 19 bölü 13. Peki hocam biz burada C'yi ve A'yı birbiri cinsine yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz bebeğim. Yapacağım şey şu. Büyük olanı küçük olan cinsine yazacağım. Büyük olan C. A cinsine yazacağım bak. Burada C ve A kaldığı için C'yi A cinsine yazacak. A'nın 2 fazlası B'yi verir. A'nın 4 fazlası C'yi verir. O zaman sen A'nın 4 fazlası C'yi veriyorsa C yerine A artı 4 yazacak. Ve artık senin elinde sadece A'lı bir denklem olacak. Benim amacım burada 2 tane bilinmeyen olduğu için tek bilinmeyene döndürmeye çalışmak. Artık içler dışlar çarpımı yapabiliriz. İçler dışlar çarpımı yapıyorum bak izle. 13 ile A'yı çarptım 13'a. Burası bak 2, 4 daha 6 gelecek. 13 ile çarptım 78. Eşittir. 19 ile A'yı çarptım 19'a. 13 A karşıya geçerse eksi 13A olarak geçer. 6A kalır. Yani 78 eşittir 6A. Her yeri 6'ya bölersem de A'yı sen buradan 13 olarak bulursun. Her yeri 6'ya böldüm. A burada 13 geldi. Bize B sorulmuş. Şimdi bakın A'mız 13. A küçüktür, B küçüktür, C verilmiş diye başlar. A'mız 13 ise ikişer ikişer artarak devam edecek. Artışık tek sayı bunlar. O zaman B'miz 15, C'miz 17 olacak. Bize B sorulmuş. B'miz ne geldi? 15. Her sorunun devamı için beğenmeyi, yorum atmayı unutma. Hepinizi öpüyorum. Mucuk mucuk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.